Hepinize selamlar. Bana san hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS Veli'si hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki kaynak önerilerinde bulunuyoruz. Elimden geldiğince kullanabildiğim, araştırabildiğim, incelediğim kaynakları sizlere öneriyorum. Bugün muhteşem bir seriye başlıyoruz. Diğer dersler için de yapacağım. Bugün matematikle ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Matematikte sıralama nasıl olması gerekiyor? Yeni nesili en iyi şekilde nasıl halledebilirsin? Bu sıralama sana soruları nasıl çözdürecek? Bugün hepsini tek tek konuşacağız. Güzel bir videomuz olacaktır. Baya bir yayın var arkadaşlar. En kullanılabilir ihtiyacınız olan yayınları bu şekilde sizlerin karşınıza çıkaracağım ve çıkarmaya da devam edeceğim. Tabii ki sizler de bizlerin bu yani emeklilerinin karşılığı üzerine like atıp Abone olmayı unutmayın teşekkür ediyoruz LGS 2023 tarafı için çok şeyler yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz Arkadaşlar bu kısımda sizlere çok destek olmaya devam edeceğiz Bu kitapların Bütün yani tan Göstereceğim bütün bu kitapların arkadaşlar e, aşağıya koleksiyonunu koyacağım oradan temin edebilirsiniz Yani istediğiniz yerden alabilirsiniz sadece oraya koyuyorum İnternet üzerinden almak isteyenler için söylüyorum En uygununu araştırıp koyacağım arkadaşlar oraya e, Baktığımızda güzel kitaplar var peki sıralamanız nasıl olması gerekiyor? Muhteşem sıralamalar. Çünkü siz o muhteşem sıralamayı yaparsanız LGS kısmındaki matematiği halledersiniz. O muhteşem sıralama ne? kolaydan zor aslında. Hani diyorsunuz ya ya öğretmenim ben matematiği yapamıyorum. Yani bakıyorum, bakıyorum, sorularla bakışıyorum diyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü sıralamanız iyi değil. Ben bakıyorum, çocuk orta seviye hemen almış zor sorular çözmeye çalışıyor. Ya kurban olduğum bir dur. Düşünsene. Sen bir e, şeysin yani sporcusun ve e, önünde bir bir parkur var ama dik bir parkur. E sen ona ısınmadan, alıştırma yapmadan çıkabilir misin? Çok zorlanırsın, nefes nefese kalırsın, nefeslerin başka yerlerinden çıkar. Şimdi o yüzden biz ne yapacağız biliyor musunuz? Prova yaparak, sakin sakin, biz o kondisyonumuzu arttırarak çıkacağız oraya. Karşımıza onu alacağız. Ondan sonra var ya üf, fena olacağız, fena. Ondan sonra pat, bu A, bu B, bu C, bu D diye yapıştırıp geçeceksiniz arkadaşlar. O yüzden ben karşınızdayım. Rahat olun. Öncelikle Sıfırsan. Hocam ben daha ilk defa başlıyorum. Matematikle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sıfırım. Daha temelim bile yok dersen. Evet matematik, mozayın intro matematiği var arkadaşlar. Sıfırsan bu kitap senin işine yarayacaktır. Nasıl bir kitaptır bu? Bu kitabın içeriğinde şöyle kısımlar vardır. Ee, kazanım kazanım yani defter gibi düşünün. Mesela konuyu anlatır burada sana. Bak konuyu anlatır. Bununla ilgili bir sürü alıştırma yaptırır. Niye o konuyu kavrayabilmek için? Yani bu kitap sizin için e, çok çok güzel olur. İlk yani ilk başlangıç olarak ilk başlangıç sıfırsan bu kitap senin için bence şeydir güzeldir. Bak mesela burada var. Ne yapmış? Kazanımlar kısmı var. Mesela kazanımlar kısmı var görüyorsunuz ki. Yani adam sana konuyu burada anlatıyor. Sonra kazandırmak adımı adımıyla bir sürü etkinlikler yaptırıyor. Evet yani çok faydalı olacak bir kitap ama ücret olarak biraz pahalı tabii ki. Ama genel olarak baktığımız kitapların çoğu pahalı. Evet ilk sıralamamız bu arkadaşlar. Yani sen <laughs> söylüyorum tekrardan sıfır sen. Hiç matematik bilmiyorsan bunu alıyorsun. Pat 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 matematik öğreniyorsun. Yani LGS matematiği burada öğreniyorsun ama şunu diyor sanki ya hocam benim konularla ilgili çok sıkıntım yok ama böyle arada kontrol etsem hatırlama amaçlı böyle bilgiler de olsa benim için çok güzel olur. Yani ben biraz daha böyle orta seviye gibiyim diyorsan kesinlikle başlaman gereken çözmen gereken kitap bu solamat arkadaşlar. Bu kitap zaten bizim kendi kitabımız çıkardığımız ve 2022'ye özel çıkardık. Bakın yeni baskı bu. Genel olarak baktığımızda e, yani kitaplar LGS kısmına baktığımızda böyle çok böyle güncel olmuyor kitaplar yani 2020'den yani 2019 kitapları bile var şu an ama sadece e, yani sorularını değiştirmiyorlar genelde ama biz bu kitabı 2022'ye özel tasarladık e, 2022 kısmında baktık sorulara ve 2022'deki matematik kısımlarını inceledik. Dedik ki 2023'te ne şeyler gelebilir? 2000, çünkü 2022'de matematik biraz daha bir tık daha kolaydı biliyorsunuz ki. ve 2023'te size özel 2023'e özel bu şekilde bir kitap çıkardık. Muhteşem oldu. Peki kitabın içeriğinde ne var? Öncelikle bakın renklendirme var. Mesela şuradaki rengimize bakın. Bu renk biraz daha kolay bir renk. Kolay renkten başlayacaksınız. Ve dedim ya hani Hatırlatmalar var burada bak hatırlatmalar. Sana diyeceğim ki bunlar senin için yeterli olur diyeceğim. Ve sen de bu bilgilere göre buradaki kazanımları çözeceksin. Sonra mavileşecek. Nedir bu? Biraz daha yeni nesil tarzı. Yani sen mesela kazanımı öğrendin sonra bunlarla ilgili karşılaşabileceğin tabii ki yeni nesile başlangıç gibi düşün. Ondan sonra en kısımda da map tarzı var arkadaşlar. Hemen rengini gösteriyorum size. Bunun rengi nerede? Mesela bundan sonraki ya ünite ünite bittikten sonra mesela örnek veriyorum. cebirsel ifadelerle ilgili bakın burada map tadında sorular var. Tabii ki bütün ünitelerle ilgili de bu şekilde map tadında sorular var. Yani milliyetimin size sorabileceği soru tipleri. Peki tamam bunlarla ilgili. Hocam ben sadece yeni nesil soru istiyorum. Yeni nesil sadece yeni nesil kısmı olsun istiyorsun dersen. Arkadaşlar. Matematik kazandıran soru bankası. Tabii ki bunun içerisinde sadece ama sadece yeni nesil sorular var. Ama şöyle çok kazık sorular değil arkadaşlar. Ya yani Bir tık daha yapılabilirliği güzel sorular var. Tabii ki zorlaştırıcı soruları var. Ama genel yapılar güçlendirme var mesela. Şurada güçlendirme kısımları var arkadaşlar. O güçlendirmelere göre tasarlamışlar bunları. Yani sen kolaydan zora bir şekilde gidebiliyorsun. Dediğim gibi sadece yeni nesil soru. Yani kazanımla ilgili çok soru yok. Yani temel sorular yok. Burada sadece yeni nesil soru var. Bunu da alabilirsiniz. Güzel. Ankara yayıncılığını seviyoruz. Buradan Ankara yayıncılığına kalbimizi yolluyoruz. Ondan sonraki süreçte muba yayınları var. Bu muba yayınlarının şu kitabı gerçekten haftalık hasat soruları diye bir şey oluşturulmuş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda. Yani sen bunu aslında böyle deneme gibi alıyorsun. Çözüyorsun gibi deneme gibi mesela. Birinci haftada ne var? İşte ne bileyim Ebob Ekok var gibi örnek veriyorum. Sadece Ebob Ekok'la ilgili yeni nesil sorular var. 18 tane soru var. Yani bu kitapta sadece yeni nesil sorular var. Ve kendini takip edebilirsin. Haftalık diyor ya bu haftalık kısmı çok güzel. Hoş olmuş. O yüzden bu kitabı da Ankara'dan sonra sıralama olarak çözebilirsin. Bunu da çözdüm. Ha hocam ben üst seviyeyim ya. Bunlar ne ki? Diyorsan tabii ki yani Orta'nın bir üstü diyelim. Orta'nın bir üstü arkadaşlar. Orta'nın bir üstü diyelim. Çok düz seviye değil de. Orta'nın bir üstü. Ee, burada şey var. Üçte <laughs> i̇şte yayınları var. Orta'nın bir üstü diyebiliriz buna. Ee, gerçekten de soru şeyleri güzel. Kaliteli soruları var. Ee, ya Muhteşem zor mu? Tabii ki muhteşem zor değil. Ama genel olarak hepsi yeni nesil. Bazen hatta biz çözdük. Ee, çoğu yeni nesil. Ee, ve tabii ki yine kolaydan zora şekilde gidiyor ve bu da işinizi görür diye düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte ne gelir karşına? Tabii ki bir tık daha üst seviye olan süper nitelik diyebilirim. Bu süper nitelik de bizim için önemli bir kitap arkadaşlar. Yani hatta burada şey var. Yani baktığımızda işte çarpanlar ve katlar kısmında bakın arkadaşlar sorularla ilgili. Yani böyle tabii ki birer sayfalık koca koca sorular yok. Ee, i̇lk başlarda her zamanki gibi bir tık daha yeni nesile başlangıç kısımları var. Ondan sonra yavaşça zorlaştırılıyor diyebiliriz. Yani bu süper nitelikte sıralama olarak yapabiliriz. Sonrasında Okyanus Master var arkadaşlar. Okyanus Master dediğimiz tabii ki zor kitaplardan, uğraştırıcı kitaplardan biridir bu. Ben bunu şu an çözmenizi kesinlikle istemiyorum ama süpersen. Ya hocam ben 6. sınıftan itibaren çalışıyorum zaten. Matematikle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ben var ya hocam muhteşemim diyorsan o zaman bunu alıp buradan çözebilirsin. Yani sen yani. Çünkü öbür türlü e, şu hatayı yapanlar var. Ya ben işte hemen işte yeni nesil sorulara başlamam gerekiyor. Şöyle olmam lazım, böyle olmam lazım şeklinde düşünüyorsunuz ve alıyorsunuz demek ki Okyanus Master alıyorsunuz, niteliği alıyorsunuz falan filan biraz daha zor yayınlar alıyorsunuz. İşte bununla ilgili sen hata yapıyorsun. Çünkü zorlanırsın. Bakın matematik kısmında ben hatta bununla ilgili ayrı video çekeceğim. Çok uzun olmasın. Matematikte nasıl 18'de 19 yani 18 19 netlere çıkabilirsiniz. Bunun ayrıntılı videosunu çekeceğim. Bu hafta içerisinde yapacağım bunu ayrıntılı bir şekilde. Yani sizlerin çok büyük hatalar var arkadaşlar. O yüzden onları ben ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim. Sen de onlara uyarsan zaten matematik netlerin uçacağını görebilirsin. Ek olarak da arkadaşlar güçlendiren 32 haftalık kazanım denemeleri var. Artık denemelere başlayın. Bazıları diyor da daha denemelere başlamayın ama denemelere başlayın. Mesela bu 32 haftalık deneme kısımları çok güzel olmuş. Hatta bunun idolü de vardı. Idol yayınlarının kitabı da vardı ama e, şu an nereye koyduğumu hatırlamıyorum arkadaşlar. İdol yayınlarının da matematik kitabı e, ya yani 3. 4. Sıraya gelir diye düşünüyorum. Onu hatta bana yollamışlardı. Ben incelemiştim. Çok güzel bir kitaptı ama inanın nereye koyduğumu hatırlamıyorum. E, şu an bu kısma baktığımızda şu kitap çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. bunu bunu şey yapabilirsiniz. işte güçlendiren deneme sınavı. Buradan mesela işte birinci adım, ikinci adım şeklinde gidebiliyorsunuz. Yani konu konu ünite ünite olması çok güzel. Haftalık haftalık yapabileceğin denemeler var. Her hafta bu denemeleri bitirebiliyorsun. Mesela üniteleri bitirdin. Bu, bu denemeleri bu şekilde kendini denemek amacıyla yapabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar bu şekilde elimden geldiğince sizlere bu şekilde kaynak önerilerini bulunacağım. Sizler de takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Eğer videomuz faydalı olduysa like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kalbim sizlerle efendim. Güle güle efendim. Güle, güle efendim.